Evet arkadaşlar, sözcükte anlam, temel anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlamı olarak dörde ayrılıyor. Temel anlam ve yan anlam gerçek anlamı oluşturuyor. Yani bir soruda eğer bize gerçek anlam diyorsa biz hem temel anlama hem de yan anlama bakacağız. Eğer aşağıdakilerden hangisi gerçek anlamın dışında kullanılmıştır diyorsa şıklarda ya mecaz anlam vardır ya da terim anlam vardır. Temel anlam akla gelen ilk anlamdır. Yani bunu biliyoruz, klişe bir söz ama sözcüğün akla getirdiği ilk anlam. Örneklerini vereceğiz. Mesela oltu taşı Erzurum'da çıkar. Ben taş deyince neyi biliyorum? Sert, herkesin aklına gelen katı bir cisim olarak biliyorum. Şimdi yan anlama geldim. Temel anlamı şekil ve işlev yönünden benzerlik ve çağrışım yoluyla ilişki kuracak. Nasıl? Küpenin taşı düştü. Şimdi buradaki taş bizim aklımıza gelen taş değil ama evet, küpenin taşı Erzurum taşından farkı ne diyeceksek. Erzurum oltu taşı bizim bildiğimiz taştı. Küpenin taşı değerli bir mücevher ama katı ve sert olmasından dolayı ne yapıyor arkadaşlar? Benzerlik kuruyor. Ne yönünden? Şekil yönünden. Geldik mecaz anlama. Gerçek anlamın dışında soyut anlamlıdır genellikle. Örneğin sözleriyle başıma kocaman bir taş geldi. Ben buraya sığmadığı için yazdım yukarıya onu. Buradaki kocaman bir taş geldi ne yapıyor? Somut olarak size sözleriyle işte küçük taşlar, büyük taşlar mı gönderiyor? Hayır, kesinlikle böyle bir durum yok. Mecaz anlam zaten olması mümkün olmayan şeylerdir. Ve soyut şeylerdir. Geliyorum şimdi bunları aynı sözcüğü 3 farklı yapıda da kullanmaya çalıştım. Sizin daha kolay anlamanız için. Gözlerin çok güzel. Şimdi buradaki gözler nedir arkadaşlar? Bizim bir organımız, görmemizi sağlayan bir organ. Peki suyun gözü hala kaynıyordu derken bunun şekil veya işlev yönünden benzerliği nedir hocam derseniz. Suyun gözü biliyorsunuz yuvarlak olduğu için bizim gözümüz de yuvarlak. İşlevsel anlamda bir benzerlik kuruyor. Ya da bunu çekmece gözünde de kullanabilirsiniz. Şekil ve işlev yönünden ne derseniz işte çekmece gözünün biraz daha içeride olması bizim gözümüze nazaran yine içeride olmasından kaynaklı bir benzerlik kuruyor. Olaylara bu gözle bakmamalısın. Yani bu gözle bakmayın, diğer gözle bakın mı? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Yani olması mümkün olmayacak bir şey bu. Soyut anlamlıya, gerçek anlamın tamamen dışında. Geliyoruz üçüncü örneğimize. Ormanlarımız yandı maalesef yazdan dolayı. Ormanlarımız yandı, yani yanma eyleminden sonra ne olur? Kül olma durumu vardır değil mi? Yani bu gerçekten bir eylem. Bizim aklımıza yanmak deyince bir şeyin yanması, sonucunda kül olması geliyor. Bir alev falan geliyor genellikle. Şimdi buna sonucunda evin tüm ışıkları yandı. Evin tüm ışıkları yandıdan kastım yani alev mi aldı, lambalar alev mi aldı? Hayır. Peki şekil ve işlev yönünden benzerlik nedir? Şimdi baktığınızda ormanlar yandı dediğim zaman benim ne oluyor? Alevler çıkıyor değil mi? Orada bir ışık saçma durumu var. Evin tüm ışıkları yandı derken de aynı şekilde bir aydınlatma durumu yok mu? Var. Geliyorum üçüncü örneğe. Onu kaybettiğime yanıyorum. Şu an durdum ve alev aldım. Yani böyle bir anlam çıkmıyor tabii ki yani. Biz ne yapıyoruz? Olması mümkün olmayan ve soyut anlamlı. Bu onu kaybettiğime yanıyorumdan kastı ne? Onu kaybettiğime üzülüyorum. Dur. Burun ameliyatı oldu. Şimdi burun nedir? Bizim nefes almamızı sağlayan bir organ. Tamam. Bu temel anlam. Genellikle kolay bulunur temel anlam. Yan anlama geldim. Yan anlamı bazı işte öğrencilerimiz karıştırıyor bizim yan anlamlı mecaz anlamı. Bu arada heyecanlı olduğum için arada aynı kelimeleri tekrar edebilirim. Ayakkabının burnu eski. Şimdi şekil ve işlev yönünden temel anlamla benzerlik kurulacak. Bizim burnumuz organ olarak biraz daha dışarıda mı? Evet. Peki ayakkabının burnu da aynı şekilde değil mi? Veya bir vapurun burnu dışarıda değil mi? Daha da sivri duruyor. Üçüncü örneğe geldim. Burnu çok havada birisi. Yani burnu çok havada birisi 2 metre yukarıda onun burnu hani işte bağlantısız bir şekilde gidiyor anlamında mı? Hayır, tabii ki değil. Olması mümkün olmayan bir durum var. Yine soyut anlamlı. Kanata geldik. Kuşun kanadı kırıldı. Kanat nedir? Yani uçmaya yarayan bir değil mi? Aynı şekilde onların hayvanların o bir organı. Kuşun kanadı arızalı derken şimdi işlev ve şekil yönünden bakarsak kuşun kanatları nasıl? Uzun. Uçağın kanatları da uzun ve ikisi de işlev olarak uçmaya mı yarıyor? Evet, uçmaya yarıyor. Dolayısıyla bu yan anlamdır. Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Ben kanat deyince gözüme ilk başta ne gelir? Tabii ki kuş gelir. Yani kuşgillerden herhangi bir hayvan gelebilir. Ama uçağın kanadı dersem bu benim bildiğim anlamda kanat mı? Hayır. Ama çağrışım kuruyor mu? Kuruyor. Dolayısıyla ben buna ne diyeceğim? Hemen yan anlam diyeceğim. Geldim mecaz anlama. Sözlerin kolumu kanadımı kırdı. Evet, benim bir iki tane kanadım mı var? Hayır. Ya da senin iki tane kanadın var, bir tanesini ben ağır sözler söyleyerek kırdım mı?
Hayır, olması mümkün olmayacak bir şey. Soyut anlamlı bir durum var burada arkadaşlar. Terim anlamı oraya sığdıramadığım için aşağıya yazmak durumunda kaldım. Şimdi bilim, sanat ve meslek dallarıyla ilgili kavramı karşılayan sözcükler. Yani yarın açılar konusunu işleyeceğiz. Açılar neyle alakalı? Matematikle alakalı değil mi? Araç, kök, gövde ve dallardan... Araç dedim. Affedersiniz. Ağaç, kök, gövde ve dallardan oluşur. Buradaki kök nedir? Fen bilgisiyle alakalı bir durum. Ya da notaları iyi öğrenin. Neyle alakalı? Hangi meslekle alakalı? Müzikle alakalı değil mi? Arkadaşlar bizim burada değinebileceğimiz konular bunlar. Size aynı kelimeleri 3 farklı şekilde göstermeye çalıştım. Dediğim gibi en çok öğrencilerin yanıldığı nokta yan anlamla mecaz anlam oluyor. Ama bunlar eğer şekil ve benzerlik kuruyorsa temel anlamla yan anlamdır. Mecaz anlam olması mümkün olmayan şeyler ve soyut anlamlardır. Bunu bastırdık. Sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Bir kusurumuz varsa affola.